Selamlar dostlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün köydeyim. Kendi köyüme geldim birkaç gün önce. Bugün Hindistan'ın bağımsızlık günü. 15 Ağustos bağımsız günü olarak kutluyoruz. Sesim iyi geliyor mu bilmiyorum. Yani bugün güzel bir gün oldu. Köye bir yakın bir yerde kreşler var, oraya gittik. Oradan işte yani bayraklar falan kaldırıyoruz ya, işte o programlar vardı. Daha sonra çocuklara tatlı matlı falan dağıttık. Onların çocukların sevinçleri, bayraklarla böyle gezdiğini falan biraz gördük. Tatlı yedik, şeker yedik. Yani bugün bütün Hindistanlılar olarak çok onu da kutlayan bir tane bayram diyelim bu şekilde. Köye geldikten sonra güzel oldu böyle bir manzarayla karşı karşıya gelmek. Ben şu an köye yakın olan bir tane dereye ve doğanın içine geldim. Yani hep o şehirde kalarak bunlar çok özlemiştim. O yüzden dedim ki buraya bir gelelim. Onunla beraber size de buraları göstereyim dedim. Yani biz de yağmurlu hava çok severiz. O yüzden yağmurlu hava, aynı şekilde yağmur havası olunca her yer yemyeşil olur. Şimdi görüyorsunuz her yer çok yeşil olarak görebiliyorsunuz. Dağlar, mağaralar, bunlar hepsi kauçuk ağaçlar. Orada evler falan görebiliyorsunuz. Şuraya bakınca da bizim deremizin güzelliği görebilirsiniz. Gördünüz mü? Dere bu şekilde akıyor. Geçen yaz mevsiminde bir 3 ay önce geldiğimde burada çok az su akıyordu. Şu an farklı oldu yani. Daha çok su akmaya başladı. Bu arada benim motorum var. Yani yeni motor almıştım. Instagram'da falan size anlatmıştım bunu. Şöyle bir motor aldım arkadaşlar. Şu motor kaç para oldu? 1800 dolar gibi bir para oldu. Yani peşini ödedim. Yani taksit, maksit, faiz falan yok. Çok şükür. Almak için bayağı bekledim yani. Yani 3 aylık maaşımla bunu aldık. Hani bayağı bir bekledik onun için. Çamurlar var her yerde. Çünkü yağmur olunca her yer çamur falan filan. Bu Suzuki var ya, onların bir tane Japon markası. Yani bizim buranın KL Kerala'nın yani plakası var. Bu güzel bir motor yani. 1 litre doldurursan yaklaşık bir 50-55 kilometre gidebiliyorsun. Normalde burada elektrikli araç bayağı popüler olmuştu. Ben de onda bakıyordum ama işte yani yine ileride satmak istesem çok iyi bir para yapmıyor. O yüzden dedim onu almayalım, böyle bir motor alalım dedik. Bu şekilde. Burası nasıl? Beğendiniz mi? Normalde bir video çekmek istememiştim ama bunu görünce dedim ki size de bu manzara göstereyim falan dedim. Mesela çocukken buralarda böyle bu taşların üstünden atlardık falan. Normalde biz çok yukarı tarafa giderdik. Ama bu sefer ben tek başına geldiğim için. Yani köyde kimse yok arkadaşlar. Hepsi yurt dışında. Herkes kendi işini bakarak yurt dışına gidip orada çalışıyor çoğular. Onlar olmadığı için artık tek başınayım. Çok sıkılıyor burada hem de. Şuradan böyle indiğim ise çok güzel şeyler var. Geçen geldiğinde burada bir düştüm. Çok iyi yapmıştım o zaman. Bu taşlar hep kayıyor arkadaşlar. Taşlar hep kayalar. Evet, böyle. Bu mango ağaçların yaprağı. Onun yanında hemen şey var. Kaju meyvesi var. Buradan dikkatli dikkatli yürümemiz lazım. Ben terlikle geldim. Hep terlikle geziyoruz biliyorsunuz. Şunlar işte kaju meyvesi. Ama meyve çıkmaz şu an. Mevsimi bitti. Bu muson mevsim bizde yani bir kuru mevsim. Yani hiçbir şey yetişmez genelde. Ama güzel su var. Bu su direkt içebilirsin.
Yani sorun yok çünkü dağlardan geliyor. Temiz sular. Hani hiç çok mol falan görmezsin burada. Daha natural, doğal mineral, her şey olan bir su. Normalde buraya şey için geliyorlar. Anahtarımı böyle bırakayım. Hani duş almak için. Biz erkekler buraya geliyor. Bayanların farklı bir yeri olur. Onlar daha aşağıda oluyor. Mesela onlar orada yüzmek için falan onların farklı bir alan var. Çünkü yani erkek bayanlar karışık bir yerde olmasın diye. Yani bizim kültürümüzde öyle bir şey yok. Ne Hindu ne Müslüman ne Hristiyan. Hiçbir şey yapmıyor böyle şeyler. Burada bir maymuncuk görüyorsunuz. Şimdi anahtarımı elime alayım. Yoksa ne olacak biliyor musunuz? Bunlar gelir alır. Bir yerlerde saklanırlar. Maymunlar eskiden böyle gelmezdi ama şu son zamanlarda çok görüyorum burada maymunları. Çok sıkıntılı bazen. Ama köye inmiyor. Sadece buralarda takılıyor. Zaten burası çok derin orman olduğu için burada takılıyorlar. Duşumu falan aldım. Bir 10-15 dakika böyle tutturdum. O maymunları izledim. Maymunlar gitti şimdi. Oraya saklanmışlar. O bambuların içine. Bir tane vardı. Sonra bir tane daha geldi. Sonra ikisi de beraber gitti. Sanki sevgililer, sevgili kusmuş, tek başına oturuyordu ya. Daha sonra işte içine gittiler. Beraber. Artık neler olacak Allah bilir. Neyse. Biz eve doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ben normalde, yani normalde değil de, bu derelere gelmek için işte böyle bir yolu var. Burada hem Müslümanlar hem Hindular hem Hristiyanlar yaşıyor. Bir de Kerala'da böyle bir özelliği var. Dağlarda genelde Hristiyanlar yaşar. Yani dağ balıklar. O balığın kokusu geliyor. Evlerde balık kızartıyor. Tam saat 12.30 ezan okunacak vakti. Öğle yemeği vakti. İşte. Sıra bu Müslüman bir aile. Şunlar Hristiyan. Örnek belirtmek gerekirse. Jesus'in yani Hazreti İsa'nın resmi falan var. Şunlar Müslümanların evi. Burada bir tane çocuk var. Selamun aleyküm baba. Burada bu köyün camisi. Küçük bir cami. Hem de derenin kenarında. Güzel oluyor. Orada namaz kılmak. Şimdi rüzgar sesi geliyor mu bilmiyorum. Hadi ya. Herkes bana bakıp gülüyor. Onlar herkes biliyor ben vlog çektiğimi. O yüzden gülüyorlar. Mesela buradaki bir Hristiyan amca geliyor. Şu gelen amcamız Hristiyan amca. Biz onun evine meyve çalmak için gidiyorduk. Çocukken. Çok iyiydi onun evi şurada. Burada birkaç tane meyveler oluyor. Yani bu blueberry var ya gidiyordu ona. İşte ona benzeyen bir tane meyvemiz var. İşte onun evi bu. İşte bunlar hepsi meyve. Mango, her şey var. Buna çok iyi çiftçilik yapıyor. Bir de buralarda genelde herkesin böyle villa tarzı evler olur. Benim en yakın arkadaşım var ya, yani okuldan beri tanıyor, dertlerini paylaşıyor. O bir Hindu arkadaşlar, onun evi burası. Buraya bir kere geldik ben şey, hani ne derim, bayağı bir yemek yemeye falan geldik. Oo. Bu amcamız bayram bayağı şahane bir şekilde kutluyor. Baksanıza çok güzel bir şeyden geldik. Ada şey
Şapkası düştü. Nasıl yapacağız? Şahane. Ben alacağım dedi de ama yok, ben geleyim alayım dedi. O Hindu mesela. Bu, şey, o bir köyün muhtarın kardeşi o. Bizim muhtarımızı görmüşsünüzdür, o bayrak kaldıran kişi. Yani böyle semalara yükseltiyordu. İşte o programlar hepsi buralarda oldu. Benim köyüm buradan başlıyor. Şunun içinde bir yer var. Kreş burada oluyor. Nasıl köyüm benim? Çok güzel benim köyüm. Akıyor çıkmıyor aklımda, böyle bir şarkı vardı. Bu da bizim camimiz. Biz buraya namaz kılmaya geliyoruz. Böyle vakti başlıyor. Muazzin var orada. O çocuklar çok iyi ya. Ben çok seviyorum onları. Burası bizim bakkalımız. Bakkal amca burada oturuyor ama hiçbir şekilde açılmaz. Haram o ana. Burası da benim evim oluyor. Evden direkt buraya geldim arkadaşlar. Burası bir hastane. Benim eniştem eskiden burada çalışıyordu. Benim kız kardeşimle evlenirken. Burada da bir bayrak asmışlar. Hastaneye gelmenin sebebi şu arkadaşlar. Bedenimde böyle lekeler çıkmaya başladı. Ama bu gidiyor. Tekrar doktora git götürmek için geldi. Vitamin D var ya, 13'e düşmüş. Normalde bu 30'un üstüne çıkması gerekiyor. Benimki 13, benim oda arkadaşımın 8. İkimiz beraber gittik, test ettik. Ha, ben orada çok razı olmadım. O yüzden Kerala'dan, yani benim memleketimde bir göstereyim dedim. Şurası bir hastane yani. Buradan ben direkt yeğenimin yanına gideceğim. Motorla geldim. Güneş yok ki. Beni geçen sene de ben test etmiştim. O zaman bende 15 vardı. Bu sene ben tekrar test ettiğimde 13'e düşmüş. Çok sıkıntılı ya bu. Vitamin D sıkıntısı bayağı bir var. Normalde bahçede çalıştığım o dönemlerde çok iyiydi. Şu an bu ofise gittiğim için sıkıntılı. Kız kardeşimin evine bu şekilde meyveler götürüyorum kenarda misafire gittiğim zaman. Yani böyle abur cubur tercih etmiyorum. İşte onların evi böyle. Bu şekilde götürüyorum. Yeğenim uyuyordu o zaman ama uyandırdık, bu şekilde bayrak falan verdik. Yani ilk başlarda hiç gülmedi. Hep böyle bir solgan yüzüyle bakardı bana. Bir de şok oldu ya aniden beni gördüğüm için. Böyle gülmüyor falan filan annesiyle. Yani böyle asgari selamı falan verdirmeye çalışıyoruz. Kendi evime getirmeye çalıştım ama gelmedi. Ondan sonra ne oldu? Ben de yani amcamın evine gitmeye karar verdim. Bu şekilde bir yoldan geçiyoruz. Bu önümde gördüğünüz araba benim hayalimdeki araba arkadaşlar. Yani Toyota Velfire. Çok güzel bir araba. Burada bir senedir yol çalışması var. Vallahi var ya bir, yani 100 kilometrelik bir çalışması oluyor şu an. Üstelik yani her ay yağmur yağıyor. Bir de şiddetli yağmur yağdığı için bitmiyor işler. Amcamın evine geldik. Amca evi şöyle arkadaşlar. Bunun inşaatı benim çocukluğumda oldu. Ben bayağı yani çimende taşımıştım bu evi yapmak için. Amcam uyuyor. Teyzesi var, şey, amcanın eşi var. Biz teyze deriz burada. Bunlar da bayağı çiftçiler. Bunlar da benim akrabalarım. Benim dedemin, kardeşlerin, çocukların evi yani. Şu aşağıda da bir tane ev var. Bunlar da eskiden bizimdi. Yani bu yerler falan. Bu bölge tamamen bizim el altındaydı. Şimdi bazılar, dedem falan rahmetli oldu. Onun kardeşler rahmetli olduktan sonra hepsi dağıttılar. Burası hep mango ağaçlarla dolu.
Bunu değeceğim diyor. Şunun yukarı tarafı tavus kuşlarla dolu oluyormuş akşamlar. Bayağı tavus kuşu sesi var. Karabiber. Neyse arkadaşlar. Bugün tatil ya. O yüzden biraz gezelim dedik. Akraba ziyareti, sünnet yapıyoruz. Evin içinde bayanlar var, o yüzden çekmeyelim. Onun çocukları falan. Benim anneannem olduğumda o da burada yaşıyordu. İşte buralarda böyle oturuyorduk, sohbet, muhabbet. Güzeldi. Şu amcamın korutma yeri. Şuraya bir geldi. Bunun içi çok sıcak oluyor. Hindistan cevizi, sarı meyvesi falan var. Bunun özelliği bu. Bunlar atıyorsun 2 günde kurutuyorlar. Böyle çok sıcak için. Onlar oradan beni izliyorlar. Ben de video çektiğim için garip garip bakıyorlar herkes. Şu arkamda gördüğünüz sebebi var ya. Orada bir tane yine var. Onunla oturuyordum. O benim dedemin kardeşinin yani eşi oluyor. Ona da ziyaret ettim. Hazır buraya gelmişken. Onlar yani çok değerli varlıklar. Çocukluklar. Ve de beni çok seviyorlar. İşte o yaşlı şu an sağlık durumu iyi değil. O yüzden onu da ziyaret ettim. Şimdi köye doğru gidiyoruz. Amcamın evinden çıktım arkadaşlar. Şunlar da benim akraba evim oluyor. Ama buraya gidemiyorum. Burada yani bir eve girsem var ya, her eve girmem gerekiyor. Bu da benim akrabalardan birisi. Çoğu teyzeye gittik ya. Yani teyzeler yani benim yani dedemin kardeşinin evine gittik ya. Yani işte onların çocuklar bunlar. Burada yeni yeni evler inşa etmişler. Ben eskiden buradan yürüyordum ya. O zaman yollar böyle değildi. Yani bu kadar düzgün bir yol yoktu o zaman. Bu neredeyse bir 20 yıl önceki hikaye. Burada şu an halı saha var. Yani burada kauçuk ağaçları vardı. Onlar kesip muz ağaçları dikmişler. Burada bir restoran ve şey gelmiş. Ne var? Şey, halı saha var. Burada maaş falan oluyor. Çok iyi bir yer burası. Burada bir cami vardı. Camiye gidiyorduk. Burada işte kuzenler mi deniyor ya işte akraba çocuklarla beraber misafirliğe, tatile falan geldiğimde burada bir mescid var. Yani cami değil, şey mescid değil. İşte cami var. İşte o gördüğünüz cami. O da yeni yapıldı. Bu yeşil olan cami işte. Buraya geliyorduk. Namazlar abi çok güzel geçiyordu o zamanlar. Şurada bir tane tugan vardı, tatlı matlı falan vardı. Burada oturma yeri var, hala böyle. Buğday, pirinç falan avuçuyorlar. Böyle güzel bir yerdi. Akraba ziyaretler bayağı bir uzun zamandan sonra yapıyorum. Normalde buraya geldikten sonra işte tatil için falan geliyoruz ya. Normalde hiç şeyimiz olmuyor, vaktimiz olmuyor. Ama bu sefer işte böyle gittik, gördük hepsini. Amcamın kızının düğünü var gelecek ay birinde. Onun için amcamın evine falan gittim. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar ve şeyimdir.